GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ikinci işlem gününde piyasayı incelediğimizde hem verilerin daha yoğun olması düne göre hem de önümüzdeki süreçte temel faktörlerin gittikçe yoğunluk kazanacak, önem arttıracak olmasıyla birlikte piyasaların hareketlilik kazandığını ifade edebiliriz. Bu kritik gündemde, önümüzde uzanan kritik gündemde özellikle yarın gerçekleşecek FOMC beyanatı ve buna yönelik beklentiler diğer yandan Perşembe günü gerçekleşecek Eurogrup toplantısı ve Yunanistan gündeminin de ağırlık kazanmasıyla birlikte varlık fiyatlarında oldukça hareketli bir görünüm karşımıza çıktı. Burada Yunanistan ile ilgili gelişmelere bakacak olursak benzer problemlerin özellikle Haziran ayının ortasından sonra sonuna doğru da gittikçe yoğunlaşması bekleniyor. Burada da e, artık siyasi faktörlerin de bir miktar gerilimin artmasıyla ön plana çıktığını ifade edebiliriz. Özellikle Yunanistan Başbakanı Çipras açıklamalarında daha agresif, daha sert ifadeler kullanmaya başladı. Burada da IMF'nin talep ettiği ağır koşullara ülkenin boyun eğmeyeceğini, Açıkladı. Burada Almanya'dan yapılan açıklamalarda ise Merkel'in daha pozitif bir görünüm sergilediğini söyleyebiliriz. Yunanistan'ı bölgede tutmak için, bölge ekonomisini tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Ancak burada ellerinde tutacak tutmak için her şeyi yapacaklarını açıklaması bir yandan da Yunanistan'ın ayrılma alternatifinin de gündemde olduğunu bir yandan alternatif olarak göz önüne serdi. Burada Perşembe günü Euro Grup'ta yeni reform listesinin sunulması bekleniyor kreditörleri Yunanistan tarafından ve bu gündemin hala devam etmesi de söz konusu önümüzdeki günlerde. Burada veriler açısından bir değerlendirme yapacak olursak gün içerisinde önemli veriler açıklandığını gördük ve özellikle burada İngiltere Almanya'dan açıklanan ve Amerika'dan açıklanan veriler ön plandaydı. İngiltere tarafından başlayacak olursak burada enflasyon rakamının beklentiye paralel bir şekilde negatif bölgeden çıkıp %0.1'lik yükseliş gerçekleştirdiğini gördük. Bu görünüme karşın verinin alt kalemlerine baktığımızda burada üfe girişi perakende satış fiyatları gibi rakamlar oldukça olumsuz bir performans sergiledi. Özellikle üfe girişi 0.9'luk gerileme yaşayarak büyük bir sürpriz yaptı ve bununla birlikte de veriye ilişkin görebileceğimiz net hareket aşağı yönlü oldu. Tabi bununla birlikte dolar endeksinin gün içerisindeki zayıf seyri, doların zayıf seyriyle birlikte sterlin dolar paritesi özellikle yine yukarı yönlü hareketler gerçekleştirdi. Verinin açıklanması sonrasında sert fiyatlamalar sonrasında diğer önemli veriye baktığımızda burada Alman Ziv endeksinin açıklandığını gördük. Burada da oldukça sürprizle karşılaştığımızı söyleyebiliriz. 41.9'dan 31.5'e geriledi endeksin puanı. Endekste bir gerileme bekleniyordu fakat bu kadar sert bir gerileme yaşanınca e, beklenmiyordu piyasa tarafından ve bu da euro üzerinde baskı oluşturan unsurlardan biri olarak karşımıza çıktı. ABD tarafındaysa konut rakamlarının açıklandığını gördük. Burada yapı izinleri ve konut başlangıçlarına baktığımızda bir verinin pozitif bir verinin ise beklentinin altında bir görünüm sergilediğini gördük. Ve bununla birlikte karşımıza karışık bir görünüm çıktı. Dolar endeksinde de salınımların gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Fakat genel anlamda baktığımızda dolar endeksinin hareketlerini de şu an için burada 95 30 seviyelerinde hareketlerini sürdürdüğünü ve özellikle burada öğle saatlerinden itibaren tırmandığı seviyelerde tutunma çabasında olduğunu ifade edebiliriz. Burada Yunanistanla ilgili gündem ve önümüzde e, görünen bu yoğun gündem öncesinde Avrupa endekslerine baktığımızda. Burada genel anlamda gün içerisinde negatif bölgede seyir görsek de yukarı yönlü tırmanma çabasının gün boyunca neredeyse etkili olduğunu ifade edebiliriz ve bununla birlikte Avrupa piyasalarındaki büyük endekslere baktığımızda burada günün başlangıç seviyesine, daha doğrusu dünün kapanış seviyelerine oldukça yakın fiyatlamalar karşımıza çıktığını ifade edebiliriz. Hatta burada Alman Dax endeksi sadece %0.09'luk bir yükseliş şu an için güncel fiyatıyla gerçekleştirmiş durumda. Geri kalan endekslerde de benzer bir durum söz konusu. ABD tarafına geçecek olursak burada da e, vadeli işlemlerden her ne kadar negatif bölgede bir seyir görsek de Açılış sonrasındaki atakla birlikte yukarı yönlü bir hareket gerçekleşti. Fakat bunun sert bir tutum olduğunu söyleyemeyiz. Sadece yatay olarak hareket ediyor ve pozitif bölgede hareket ediyor. Şu an için buradaki endekslerde. Yurt içi piyasalara bakacak olursak burada da koalisyon arayışları, arayışlarıyla ilgili bir gündemin oluştuğunu. Fakat şu ana kadar dünden beri herhangi bir yeni gelişmenin oluşmadığını da pozitif veya negatif yönde herhangi bir gelişme olmadığını da ifade edebiliriz. Biz düz endeksine baktığımızda 80.183 puanda sonlanmış durumda %1.56'lık yükselişe tekabül etti bu da. Euro Türk Lirası'na baktığımızda %0.45'lik gerileme söz konusu ki burada Euro'nun zayıf tavrı da gün içerisinde zaten etkili oldu. Dolar Türk Lirası ise günün başlangıç seviyesine oldukça yakın 2.73.65 seviyelerinde şu şu an için seyrini sürdürmekte. Altın fiyatına bakacak olursak ABD piyasaları açılışı sonrasında özellikle aşağı yönlü bir atak gerçekleşmiş durumda ve bununla birlikte baktığımızda burada 1189 dolarlardan 1177 dolarlara kadar sarkan bir seyir söz konusu şu anda da tam olarak 1177 dolar 24 cent civarlarında hareketlerini sürdürmekte. ABD tipi ham petrole baktığımızda 59.76 dolar civarında Varil fiyatını seyrettiğini görüyoruz. Brent tipi ham petrol'e baktığımızda ise 63.72 dolar seviyelerinde seyrettiğini ifade edebiliriz. Haftanın ikinci işlem gününde piyasayı etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz. <laughs>